çıkmadın mı sen daha? Kavga kahvaltısını yapmadan çıkıyordun, ne oldu? Yok anneanne, yine çıkacağım. İş değişikti işte biraz. Rütbeni mi yükselttiler yoksa? Cık, yok. Düşürdüler o zaman. Ay hayır anneanne ya. İşte sadece biraz geç gidiyorum işe artık. Ha, iyi madem. O zaman in de birlikte kahvaltı edelim, hem yüzünü görürüz. Hadi giyin de gel. Hadi. Tamam. Abla, çıkmadın mı sen? Tatil mi bugün? Yok, ekmek arası çıkacağım şimdi. Kahvaltımızı edelim de. Hadi bakayım sen de koş. Elini yüzünü yıka. Doğru kahvaltıya. Tamam. Koş. Neriman Hanım bunları geri alır mı acaba ya? Aman neyse. Zaten şirkete giyecek daha iyi bir seçeneğim olmadığına göre. Bonjour passionis. Comment ça va? Oo, bugün herkes bir enerjisiz. Ne oluyor ya? Hadi hadi uyanın. Ne yaptınız? Geldi mi Ömer? Yok, daha gelmedi Sinan Bey. Ha, Yasemin? Yok. Bir de benim bir şey olacak. Asistanım olacaktı Defne. O geldi mi? Ömer Bey'in asistanı Defne mi? O temelli gittin Sinan Bey. Yok yok, gelecek. De benim asistanım olarak gelecek. Çünkü artık Defne benimle çalışıyor. Şaka. Yo, gerçek. Anladım, tamam, Defne de yok. Olsun, ben buradayım, iyiyim, hoş geldim, hoş gördüm. Hepinizi çok seviyorum, odamdayım. Bu sabah şeker enerjim ne olacak hiç bilmiyorum, sakın sormayın. Görüşürüz. Ne oluyor ya? Günaydın. Günaydın. Asansöre mi binecektiniz? Tutsa mıydım? Yok, seni bekliyordum. Hı. Ne haber? Nasılsın? Bir rahatladın mı? Bir nefes aldın mı benden kurtulunca? Olur mu hiç öyle şey canım? Ben sizin yanınızda olmak, yani asistanınız olmaktan gayet memnundum ama... Ama gitmen lazımdı. Sonra ne ilginçtir ki bir anda gitmekten vazgeçtin. Dedin ki bir de gitmeden Sinan'a asistanlık yapayım. Aslında o olay tam olarak öyle değil. Yani ben size anlatmak istedim ama siz de öyle gece bir anda çekip gidince konuşamadık da. Konuşalım Defne, konuşalım. Ne konuşmak istersin mesela? Çok mu yordum seni? Ya da benim yanımda olmak hoşuna gitmedi mi? Hayır canım, ne alakası var? Sen bir bak bakalım. Sinan'la çalışmak keyifli mi, hoşuna gidecek mi? Soru olmadı, sana başka pozisyon buluruz. Yani belki genel müdür olursun. Belki tasarım alırız seni. Nasıl aklıma gelmedi ya. Muhasebeye ne dersin? Ömer Bey yapmayın lütfen. Ah Defne, ah. Ah. Günaydın Sinan Bey. Oo, en sevdiğim asistanım gelmiş ya. Sanki başka bir tane varmış gibi. Nasılsın? İyi işte. Evet, şimdi sana bir oda ayarlamak gerekecek ama benim öyle bir asistan odam yok canlı öyle. O yüzden ne yapalım? Ortak alanda bir tane masa ayarlasak uyar mı? Olur mu? Olur olur, fark etmez. Tamam. Onun dışında da işte başka bir şey yok şimdilik. Öyle. Bak bakayım bana. Ne oldu senin, bir şey canın mı sıkıldı? Ya Sinan Bey, Neriman Hanım beni daha aramadı. Acaba küçük dini falan mı yuttu ya? Benim başıma ne gelecek acaba? Hiç merak etme. Ben o işi halledeceğim. Arayacağım, bugün konuşacağım zaten. Evet, tamam. Hadi. Asma artık suratını. Bak kural bir. Bu ofis sınırları içinde gereğinden fazla surat asmak yok, tamam mı? Her an fotoğrafımız çekilecekmiş gibi gülümsüyoruz. Yukarı. Öğretemedim sana, yukarı. Hı. Ha, böyle işte. Günaydın. Günaydın.